Vatandaş Ahmet soruyor, Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Vatandaş Ahmet soruyor, Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Ege Yön TV'nin değerli izleyenleri, bugün Ege stüdyolarımızda Sayın İbrahim Akın konuğumuz. İbrahim Akın'ı kısaca size tanıtayım. Dem, yani Dem milletvekili ve Dem genel başkan yardımcısı. İzmir'de ikinci bölge milletvekili Dem'in. İzmir'de iki milletvekili var değil mi Dem'in? Evet, evet, sayın vekilim. Biri birinci bölgede, biri ikinci bölgede. Şimdi hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Ege'deki çalışmalar nasıl gidiyor? Şimdi şöyle, Ege'deki çalışmalar genel seçim atmosferi itibariyle fena değil. Biraz gecikmiş bir çalışma süreci oldu biliyorsunuz. Türkiye'de yerel seçim tartışması her yılın kendi ihtiyaçlarına, dinamiklerine göre farklı farklı geliştiği için bizim açımızdan biraz gecikmiş çalışmayla başladık ama hızlı başladık diye ifade edebilirim. Ben daha çok Ege'nin bütün illerinde dolaşan bir insanım. İzmir'de çalıştık. Şimdi 2 gün Denizli'ye geldim. Sonra Aydın, Muğla dolaşacağız. Ve bu seçim çalışmasının sonuna kadar bütün örgütümüzle beraber daha güçlü bir şekilde çalışmaları devam ettireceğiz. Şimdi Sayın Vekilim, biz İbrahim Akın'ı genelde çevreci, işte Menderes İnisiyatif Grubu'ndan ve Ege'deki çevreci hareketlerden tanırız. Evet. Siz parlamentoda da çevreciliği devam ettiriyor musunuz? Ege'de çevrecilik şu anda hangi aşamada? Şimdi şöyle, ben aslında yıllardır bu Ege ÇEP içerisinde çalışan, uzun yıllardır siyasetten hem bu alana ilgi gösteren bir insanım. Aynı zamanda Ege'nin bütün ekoloji çalışmaları içerisinde zaman zaman elimden geldiği kadar, fırsat bulduğum kadar katılan bir yerden çalışıyorum. Ege, Türkiye'nin en fazla tahribat alanı olan yerlerden bir tanesi. İzmir'in bütün kıyıları, Aydın'ın kıyıları, hatta Muğla, yıllardan bu yana biliyorsunuz termik santraller vasıtasıyla kirletiliyor ve çok ciddi zararlar var. En son biliyorsunuz Akbelen'de 4 yıldır yürüyen bir mücadele vardı. Maalesef oradaki ağaçların kesilmesini engelleyemedik. En sonunda da geçen gün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı 184 parseli istimlak etti ve Limak şirketine oradaki çalışmaları devam ettirmesi için yol açmıştı. Ama sonradan vazgeçti bundan. Şimdi, ama şöyle dediler. Muğla AK Parti Büyükşehir adayı, bir telefon ettim, anlattım durumu Cumhurbaşkanı'na ve orada da basına böyle bir şey yansıdı dedi. Basına böyle bir şey yansıdı ama şunu sizin vasıtanıza söyleyeyim ki aslında Erdoğan önüne gelen birçok şeyleri imzalarken neyin farkında oldukları konusunda tereddütlerimiz var. Seçim öncesi böylesine bir katliama varabilen bir yol açma halinin ve birçok insanın hayatını mal edebilecek, oradan başka bir yere sürgün edebilecek bir topluluğu 3 tane köyü istimlak ediyorlar aslına bakarsanız. Bu normal bir şey değildi aslına bakarsanız. Biz bunun seçim öncesi olmasının biraz ihtimal dışı düşünüyorduk ama yaptılar bunu. Ama sonradan da vazgeçtiler. Sadece AK Parti Büyükşehir adayının isteğiyle ilgili değil, bence seçim öncesi ciddi bir hata olduğunu farkına vardılar, geri çektiler bunu. Ama şunu buradan söylemek isterim ki onu geri çektiler ama hala onlar masada duruyor. Seçim sonrası bunu kullanmak, devam ettirmek istiyorlar. Yani bitmiş bir iş değil orada. Ama önümüzdeki cumartesi günü 17 Mart'ta Akbelen'de bütün Türkiye'den gelen ekoloji buluşması var. Herkes orada olacak. Bir kez daha Akbelen'e sahip çıkmak için 17 Mart'ta Akbelen'de buluşuyor ekoloji hareketleri. Denizli'ye gelince, Denizli'de biliyorsunuz ben aynı zamanda Uşaklıyım. Bu Menderes Havzası üzerinden değerlendirildiğinde Uşak ve Denizli bu Menderes'teki kirliliğin büyük bedellerini ödüyorlar. Burası tarım merkezi aslına bakarsanız. Ama tarımı burada öldürdüler. Neden öldürdüler? Bütün sanayinin kirlilikleriyle suyumuzu kirlettiler, toprağımızı kirlettiler ve şimdi artık Denizli, Uşak ve Aydın, bütün bu bölge kendi kendine yeten hale gelmişken, kendi ürünleriyle dünyanın birçok yerine ihracat yapabilirken, inciriyle, başka kaynaklarıyla, örneğin Denizli'nin bir sürü biliyorsunuz olanakları var. Bunları maalesef ortadan kaldırıyorlar ve biz bunun karşısında mücadele etmeye çalışıyoruz. Eskiden şöyle bakılıyordu bu meseleye, ya bunlar da her şeye itiraz ediyor,
Çevre meselesi bu kadar önemli değil. Sanayi gelişecek, başka işler olacak, iş olacak, insanlar işe girecekler, kendini geliştirecek falan diye bakıyorlardı ama şimdi öyle olmadığını gördüler. Özellikle son 10 yılda, daha çok da AKP iktidarı döneminde. Bu bir pandemi döneminde. Evet, bu ülkenin her tarafı talan ediliyor ve artık bizim doğamız, havamız, suyumuz büyük ölçüde yaşanmaz hale geliyor. Sadece insanın hayatını tehdit eden bir durum değil, aynı zamanda bütün canlı yaşamı tehdit eden bir durum olduğu için bizim kanser vakası ve başka hastalıkların çok yaygın bir şekilde olmasına sebep olduğu ve ekolojik kırım meselesiyle de biliyorsunuz pandemi 3 yıl bütün dünyayı sardı ve önlenemez hale geldi. Dolayısıyla Türkiye'de ve dünyadaki sürdürülen ekoloji mücadelesi bir hayat mayat meselesi aslına bakarsan. Yani bütün insanlığın geleceğini kurtarmak bakımından sürdürülmesi gereken bir mücadele gibi gözüküyor. Dolayısıyla ekoloji mücadelesi az sayıda çevreci aktivistin işi olmaktan çıktı. Bütün insanların işi haline geldi. Burada şöyle bir soru sorabilir miyim? Yani tümden sanayiye ve ekonomik bir takım gelişmelere mi karşısınız, yoksa bu anlamda çevrenin tahrip edilmesine ve hani sanayici de gelişsin ama çevreyi tahrip etmeden gelişsin mantığıyla mı hareket ediyorsunuz? Yani şöyle bir durum var. Biz tabii ki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ben aynı zamanda DEM Parti'nin ekolojiden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Ekolojiden? Evet, ekolojiden sorumlu genel başkan yardımcısıyım ve tarımdan sorumluyum aynı zamanda. Şimdi burada temel problem şu, Türkiye kanunsuz, kuralsız, hukuksuz bir şekilde yönetildiği için başka ülkelerdeki yapılması kabul edilmeyen, önlenen her türlü kötülük bu ülkede var. Bakın, dünyanın 5 ülkesinden biriyiz biz, özellikle bu gemi sökümleri ve işi yapılmasıyla ilgili. Alada yapılıyor bu. 5 kötü ülkeden birisiyiz dünyada. Başka ülkeler böylesine kimyasal atıkları olan gemileri sınırlara sokmuyor bile. Ayrıca bakın Avrupa'nın altını çizmek istiyorum. Evet. İzmir ikinci bölge siyaseten de ve Ali Ağa Türkiye ekonomisinin %11'i. Evet. Şimdi Ali Ağa'da diyorsunuz ki dünyada 5 ülke var gemi sökülen. Evet. Birisi Türkiye ve o da Ali Ağa'da yapılıyor. Evet. O da Ali Ağa'da yapılıyor yani. Bu kadar evet. Riskli bir yerde yapılıyor. Çünkü biz 2 tane kimyasal atığı olan gemiyi oraya sokmadık. Ve sonra da batırdılar, bunu biliyorsunuz, denize batırdılar, okyanusa batırdılar. Ve o aslına bakarsanız aynı zamanda okyanusta bütün sulara karışıyor. Böylesine riskli durumlar var. Ya da bir örnek daha, çok enteresan bir örnek. Avrupa'nın çöpleri Avrupa'da imha edilmiyor. Bu çöpleri Avrupa'dan Türkiye'ye gönderiyorlar. Avrupa'nın %35 çöpünü, özellikle bu konudaki naylon ve atık çöpleri nereye getiriyor biliyor musunuz? Adana'ya getiriliyor. Kamyonlarla, tırlarla, başka araçlarla oraya getiriliyor ve orada kendi dönüşümü yaptırılıyor. Neden yapılıyor biliyor musunuz? Avrupa bunu gönderirken üzerine para vererek bunu alın götürün, şu kadar da size para vereceğiz diyorlar. Gönderiyorlar buraya. Çünkü o çöpleri Avrupa'da dönüştürmeyi kabul etmiyorlar. Çünkü o çevreye çok büyük zararı var. İnsanlara çok büyük zararı var. Yani şunu anlatmak istiyorum bu dönemde. Tespitlerimiz şudur, Afrika'nın ve benzer şekilde Türkiye'de ve Orta Doğu'nun kuralsız bir şekilde yeraltı kaynakları yapılıyor. Örneğin biz maden araması, bakır, altın vesaire aramaların yapılma biçimi Avrupa'da mesela siyanür meselesi kullanılıyor biliyorsunuz. Siyanür linç ayıştırma yöntemiyle yapılan bir arama sistemi yapılıyor Türkiye'de. Bu Avrupa'da yasaklanmış. 2010 yılından bu yana hiçbir Avrupa ülkesinde böyle bir şey yapılmıyor. Dünyanın yine sınırlı yerlerinde bu iş yapılıyor. O da sınırlı yerlerden bir tanesi yine Türkiye. Türkiye. Peki siz Uşaklısınız. Uşak sınırları içerisinde de bir altın madeni var. Orada da mı siyanürlü arama yapılıyor? Evet. Altın araması. Şimdi İnay'ın Eşmen'in bir köyünde yapılıyor bu. Orada korkunç şeyler olmaya başladı. Önceleri insanlar kabul etmiyorlardı ama şimdi Eşmen'in o köyünde yapılan, linç yöntemiyle yapılan bu altın madeninin çevresindeki insanların çoğu çok fazlasıyla kansere yakalanıyor. Sakat doğumlar oluyor. Mesela kuzular ve koyunlar şu anda erken doğumlarla beraber sakat oluyor. Yağmur sularıyla beraber oradaki iklim bozulmasına bağlı olarak havaya karışan buharlaşma sonrası yapılan analizlerde çevredeki bütün tarım alanlarında siyanür çıktı ve biz bunu tespit ettik. Şu anda bunu ülke hala kabul etmiyor ama öylesine riskli alanlara geldik ki sadece bu alanda değil, Türkiye'nin her tarafında var. Geçen de maden yasası İliç kazasından sonra gelmişti meclise.
Biz bununla ilgili ciddi mücadele verdik. En sonunda mevcut iktidar partileri de kabul ettiler. O yasayı o gün geçirmekten vazgeçtiler. Yani o 6 Şubat'ta bildiğim kadarıyla yok. 6 Şubat'ta bunu geri çektiler. Ama o yasa hala duruyor. O yasa geçerse bu ülkede benzer şekilde yani İliç, Erzincan İliç'teki yapılan yöntemlerin yaklaşık 560 tane ruhsat verecekler. 560 tane. 560 tane. Peki o 560 ruhsatın kaç tanesi Ege'de örneğin? Var mı Ege'de yeni? Yani Eşmeli'deki altın madeni gibi Ege'nin değişik illerinde de var mı? Ege'deki sayıyı söylemem ama mesela benim gördüğüm Balıkesir'de yaklaşık 20 kusur tanesi var. Balıkesir'de? Kaz Dağları civarında evet öyle bir durum var. Şeyde de var, Muğla'da da var, İzmir'de de var bu konuda. Özellikle Bergama'da 4 tane bir, hemen Bergama'nın merkezinin kıyısında yerde var. Yani 560 yerin bence önemli miktarı da yine Ege'de. Uşak'ta var mesela, hala vazgeçmiş değiller Uşak'tan. Biliyorsun Murat Dağı'nda önce iptal ettiler, ÇED raporu vermediler ama farklı bir alandan tekrar başvuru yaptılar Murat Dağı'nın çevresindeki aramaları yapmak için. Geçen de biliyorsunuz bir televizyon kanalıyla orada gittiler, görüntü yaptılar falan, öyle bir durum var. Şimdi Sayın İbrahim Akın, DEM Parti deyince Demokratik Halk Partisi değil mi? Şimdi şöyle, bizim ismimizle ilgili biraz sorun var. Bunu da biraz anlatmak isterim size. Biz Yeşil Sol Parti'ydik biliyorsunuz. Daha önce Yeşil Sol Parti olarak program yaptık. Sonra ismimizi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yaptık ve HEDEP yaptık kısaltma ismini de. Kısaltma ismi bizim Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kısaltma harfleriydi. Sonra buna itiraz etti savcılık. Savcılık gerekçesi de tarihteki HADEP'e benziyor diye. Yani HEDEP, HADEP yakınlaşması var diye. Bu gerçekten hukuki bir şey değildi. Ama bizi seçime sokmama taktikleri yaptıkları için bunlar. Biz bunun karşısında direnmedik ve değiştirmeyi kabul ettik. İsmimizi DEM Parti yaptık. Onlara da söyledik. Yani yeniden Refah Partisi açık açık eski Refah Partisi'nin devamı olarak kuruluyor. Buna itiraz etmiyorsunuz. Ama Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kısaltma ismine itiraz ediyorsunuz diye. Şunu söylemek isterim. Yani bu iktidarın en fazla uğraştığı parti DEM Parti şu anda. Çünkü DEM Parti onların karşısında en fazla direnen parti olduğu için onun her türlü taktikle seçimlerdeki çalışmasını engellemeye çalışıyorlar. DEM'de D neyin kısaltılması? Aslında hiç genel isimimizle uyumlu değil. Demokratik Eşitlik Partisi diye geçiyor da evet. Açılımı. Ama biz onu çok fazla kullanmıyoruz. Yani doğrudan DEM Parti olarak kullanıyoruz. Çünkü o da ayrıca bir parti gibi algılanmaya çok müsaade olduğu için. Yani Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kısaltma isimlerinden üçünü ifade ediyor aslında o. Peki diyorlar ki şu anda kamuoyunda diğer partiler işte DEM bugün HADEP'in demlenmiş halidir. Hı hı. Diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Ya şöyle bakın. Gerçekten HADEP'in demlenmiş hali mi? HDP'nin. Şimdi HDP zaten sadece şöyle bağlantı kuruyorlar. HADEP derken sadece Kürtleri kastettikleri için öyle algılıyorlar. Şimdi HDP de kurulurken bütün solun farklı kesimleriyle, demokrat kesimleriyle, farklı inanç kesimleriyle, Alevilerden ve diğer her türlü inanç gruplarından insanlarla kuruldu. Klasik bir Kürt partisi kurulmadı. Ama bunun içerisinde potansiyel olarak tabii ki Kürt nüfusunun çok olduğunu söyleyebilirim yönetim olarak da değerlendirildiğinde. Dolayısıyla DEM Parti klasik bir DEM Parti olsaydı Bölge Partisi'ni kurardı. Bölge Partisi olarak devam ederdi. Öyle bir durum yok. Kürtlerin kendi partisi zaten bu parti içerisinde bileşen olarak var. Yeşil Sol Parti var, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi var, Ezilenler Sosyalist Partisi var, Devrimci Parti var. Altı partinin ortak partisi DEM Parti aslında. Ortak buluşma noktası. Seçime giren bir parti olması sebebiyle ortak partisi DEM Parti. Ama bu parti içerisinde 5 tane de 6 tane de ayrı parti var. Peki siz Kürt müsünüz? Ben Türk'üm, Uşaklıyım. Türksünüz, Uşaklısınız. Evet. Yani atadan, kökenden falan bir Kürtlük yok değil mi? Yok. Yani DEM... Bizimkiler de yürük olarak gelmişler, Uşak'ta yaşamışlar. Evet. Öyle. Yani DEM Parti'nin içerisinde Yeşil Sol Parti'nin temsilcisi misiniz? Evet. Ben aynı zamanda Yeşil Sol Parti'nin eş sözcülüğünü yaptım uzun süre. Sonra Yeşil Sol Parti şu anda tekrar devam ediyor yoluna. Ama DEM Parti içerisinde bileşenlerden birisi olarak Yeşil Sol Parti kökeninden gelen, onun temsilcisi olarak DEM Parti içindeyim.
Şimdi sizinle program başladığımız bu yandan bu tarafa sürekli çevre konuştuk, ekolojiyi konuşuyoruz. Ama sokağa çıktığımız zaman insanlar işte dem deyince böyle çevre, ekonomi, işte emekçidir falan bileşenler veya bu tür konuların dışında sizi sadece hemen işte HDP ve PKK ile özdeştiriyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, yaygın uzun süredir devam eden bir yani yönetim hali var bu meseleyle ilgili. Mümkün olduğu kadar partinin Türkiye çapında örgütlenmesini engellemek için böyle bir kategorik saflaştırma hali yapılıyor. Bir tarz manipülasyon yapılıyor. Biz bunu aslında 2014 yılından bu yana sürdürülen bir mücadele sonrası kırmaya çalıştık. 2015 yılındaki mücadele 7 Haziran hatırlarsanız, Selahattin Demirtaş Başkanlığındaki yürüttüğü mücadele hatırlarsanız çok büyük etkisi oldu Türkiye'de. Türkiye'nin en fazla yaygın 81 ilinden en yaygın bir şekilde oy alan partisi biz olduk. %13.4 oy civarında oy aldık ama Selahattin Demirtaş'ın şahsındaki oy %28'ler civarına çıkmıştı. AKP o dönemde bu barış süreci, demokratikleşme çerçevesinde ortamın çok iyi olması sebebiyle bizim de sesimizi duyurma olanakları yakalamamız vesilesiyle büyüyeceğimizi düşündüler ve inanılmaz bir operasyon yaptılar ve tekrar DEM Partisi, o zaman HDP'nin pozisyonunu bir terörize etmeye çalıştılar ve büyük ölçüde biliyorsunuz kayyum atadılar. Selahattin Demirtaş'a figen yüksek kadar cezaevine attılar. Diyarbakır Eş Başkanlarımız Gülten Kışanağı ve Doktor Selçuk Mızraklıoğlu'nun cezaevine attılar ve böylesine bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Şunu demek istiyorum. Mevcut iktidarın etrafında bulunan medyayla bir algı yönetimiyle bu iş yapılıyor. Bir marjinalize etme meselesi yapıyor. Beka konusu haline getiriliyor. Terör konusu haline getiriyor ama mesele o değil. Mesele şu. Biz Türkiye'deki demokratlarla, solcularla, sosyalistlerle beraber ezilen Kürt halkının, Alevilerin ve bütün inanç kesimlerinin ortak geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizde ayrımcılık yok. Bizde kimlik meselesini öne çıkartan bir siyaset yok. Bizde ortak, eşit, demokratik gelecek politikasını hayata geçirme süreci var. Ama bu Türkiye'nin sorunlarını çözme konusunda en iddialı parti olduğumuz için bizi etkisiz kılmak için sürdürülen propaganda olarak düşünülebilir. Sizi taca mı itmek istiyorlar? Evet, öyle yapmak istiyorum. Peki en son yine Denizli'de de Sezgin Tanrıkulu gelmiş Denizli'ye ve birkaç burada Kürt ailelerin öne gelenleriyle buluşuyor, konuşuyor ve hemen böyle şey algısı çıktı. İşte HADEP, DEM demiyorlar da, HADEP Denizli'de CHP'li işbirliği yaptı, yapıyor diye. Böyle bir algı ortaya çıktı. Sizin il başkanı da bir açıklama yaptı. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Yetkili şimdi bir isim. Böyle bir işbirliğimiz yok. Şöyle bir durumumuz var. Biz bu seçim dönemi şöyle baktık aslında. Denizli'de herhangi bir işbirliğiniz yok. Yok. Şöyle bir şeyimiz yok. İşbirliği kategorisinde bir şey yok. Biz CHP ile ve diğer partilere görüştük. Bakın bunun sadece Denizli'ye ait bir sorunu yok. İzmir'e ait bir sorunu yok. Ama genel olarak şöyle görüşmeler yaptık biz. Yani hangi yerde ortak mücadele yürütülebilir? Demokratik siyaset bakımından bu nasıl yapılabilir diye tartışmalarımız, görüşmelerimiz oldu. Ama şöyle bir durum yapmaya çalışıyor iktidar. DEM Parti'yi terörize etmeye çalışıyor. Onunla temas içerisinde bulunmak isteyen, işbirliği yaptığını söyleyen herkesi de o kategori içerisinde terörize etmeye çalışıyor. Ve neredeyse Türkiye'nin %60-70'i terörist oluyor bu durumuyla. Dolayısıyla bunun yarattığı bir propaganda var. İşbirliği de yapılabilir, başka işler de yapılabilir. Biz bütün partilere görüşebileceğimi söyledik. Bizi düşmanı ilan etmeyen herkesle görüşme şansımızın olabileceğini söyledik aslına bakarsanız. Ama bu iktidarın yürüttüğü politika bu. Biliyorsunuz özellikle seçim döneminde başka bir politika da yapılıyor. Şimdi yeniden biliyorsunuz Irak'a gittiler. Bütün İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı beraber gittiler ve tekrar seçim öncesi bir beka siyaseti üretecekler. Bölgede bir terör dalgası gelişiyor diyecekler. Yine bir savaş ilan edecekler ve Türkiye'nin bütün kaynaklarını yıllardır devam ettirdikleri savaş politikasıyla sürdürmek isteyecekler. Bu siyasetin genel olarak AKP tarafından toplumu yönetme siyasetlerinin haline gelmiş. Ama bir sürü canımızın, bir sürü bedellerin ödenmesine sebep olmuş bir politikanın devamı gibi görünüyor bizim açımızdan. Özellikle çalışanların ve emeklilerin paralarını verirken bütçemiz yok diyen AKP şimdi savaş için her türlü yığma, her türlü maliyeti yapabiliyor. Amerika'dan gittiler, izin almaya çalıştılar. Gördüğümüz kadarıyla kısmen anlaştılar, kısmen anlaşmadılar. Şimdi İran'ı ve Irak'ı ikna etmek istiyorlar ve o çerçevede de yeni bir savaş konsepti yaymak istiyorlar.
Biz bunun Türkiye ve bölge halkları için çok büyük katliam olacağını düşünüyoruz. Böyle bir politikayı yıllardır yaptılar, sonuç alamadılar. Devam etmesinin sadece halkların katledilmesine sebep olan sonuçlar üreteceğini düşünüyoruz. Buna bir kez daha itiraz edeceğiz. Çünkü bunu neden söylüyorum? Bugünkü haberlerde bu düştü. Çok daha fazla seçim öncesi bir hamle yapılma ihtimali var olduğu iddia ediliyor. Bunun sizler vasıtasıyla çok ciddi, yanlış, hatalı iş olduğunu bir kez daha uyarmak isterim yani. Peki, CHP ile çok demokratik ilişkileriniz var mı? Örneğin İzmir'de adayınızı geç açıkladınız. İşte bugün bakıyoruz, Antalya'da AK Parti ile CHP yarış halinde ama üçüncü bir şık ortaya koyuyorlar. Dem Parti desteklerse CHP kazanabilir. Adana'da da böyle bir sorun var. Aydın'da var. Manisa'da var. İzmir'de de bazı ilçelerde bu gündemde. Bu konudaki yorumunuz nedir? Şöyle sevgili Ahmet, biz 2019 yılında bu mevcut otoriter rejimin daha fazla devam etmemesi için halkın önüne bir seçenek koyup umut üretmeye çalıştık ve demokratik siyasetin önüne açılabileceği, yerellerde bir başarı hikayesi gelişirse Türkiye'de de değişimin önünü açabileceğimizi ortaya koyarak hiçbir beklentiye girmeksizin büyük şehirlerde aday çıkartmadan o gün koşullarda AKP'ye kaybettirme siyaset yaptık. Aydın'da, İzmir'de, Manisa'da ve başka her yerde 11 ili yani büyük 11 büyük şehri AKP'den alınmasını söz konusu yaptık. Ve biliyorsunuz İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diye Erdoğan söylüyordu. İstanbul'u kaybettiler ve 2023 Mayıs seçimlerinde iktidar karşısındaki muhalefet yeterince güçlü, ortak hareket edemediği için bu iktidarı değiştiremedik. Ve hiç kimse bu iktidarın değiştirilmemesi halinde ne olacak diye hazırlık yapmadığı için 2020 seçimleri sonrası bütün muhalefet darmadağın olmuş durumda. Herkes kendi içine gömüldü. Herkes kendini toparlamak, kendi örgütünü geliştirmek, kendi geleceğini, daha çok parti geleceğini yürütmeye çalıştı ve bu seçime gördüğünüz gibi çok parçalı giriyoruz. Peki bu seçimde 11 ilde daha önce AKP kaybettirme politikasıyla yola çıktınız. Bugün hangi politikayla? Şimdi bugün şöyle yoldasınız. Bir şey yapıyoruz. Buna geleceğim işte. 2019'da yaptığımız hamlelerin, gösterdiğimiz fedakarlığın yeterince CHP tarafından görülmediğini, bunun karşılığı olarak toplumsal ortaklaşmaya, Türkiye'nin birlikte yaşamasına, bu kadar destek veren halkı görmezden gelmelerine, hala bizi yandan böyle destekçi bir görmelerini halkımız artık kabul etmiyor. Özellikle Antalya'daki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı bizim insanlarımızı kapıdan içeri sokmamış durumda. En ufak sorunlarını çözmemiş durumda. Bir toplantı yapacak yeri vermemiş durumda. Cenazeye insanlar gitmek istiyorlar, gerekli teminleri yapmamış durumda. Bu zihniyet karşısında insanlar çok ciddi bir şekilde ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını düşünüyorlar. Biz bunlara gösterdiğimiz desteğin karşılığı olarak bir yurttaş olarak, eşit vatandaş olarak karşılık görmediğimiz için de bunlara oy vermeyeceğiz dediler Aydın, Antalya'da. Aydın Antalya'da da dolayısıyla böcek karşısında aday çıkartmak durumunda kaldık. Adana'da başka bir problem yaşadık. Adana'da anlaşmaya uygun bir hareket geliştirilemediği için son dakika aday çıkartılmak zorunda kaldı. Keza İzmir için de aynı şey oldu. Onu da söyleyebilirim. Bunları çok fazla üzerine durmaya İzmir'de kadar... İzmir'de siz bir beklediniz değil mi? Bir süre evet. Gerçekten beklediniz. Yani şöyle diyeyim, ben İzmir'de yaşıyorum. Bir sorun olmadığını biliyordum. Ama o gün yani başvuru yapılacağı 20'sinde, 20 Şubat günü saat 3'e kadar biz mevcut durumun sonuçlanmasını bekledik. Baktık olmuyor. Bunun üzerine kendi adaylarımızla başvuru yaptık. 28 yerde şimdi aday gösterdik. Burada İzmir adayınız kim şu anda? Şu anda bizim İzmir adayımız Akın Birdal. Daha önce İnsan Hakları Derneği Genel Başkanlığı yapmış. Yaralanmış, saldırıya uğramış insan hakları. Akın Birdal. Ve aynı zamanda Türkan Aslan. Türkan Aslan da Deniz Poyraz'ın avukatlığını yapmış. Bizim uzun süredir hak mücadelesi, adalet mücadelesi yürüttüğümüz arkadaşlarımızdan birisi. Bunları neyi çıkardık İzmir'de biliyor musun? Ya da Ankara'da Gülten Kışlanağı neyi çıkardık biliyor musunuz? Bizim iddiamız şu. Ya bu toplum böyle gidemez. Bu halk böyle gidemez. Bu ülkede eşit yurttaşlık temelinde barış içerisinde birlikte yaşama ihtiyacımız var. Gülten Kışlanak 12 Eylül darbesinde Diyarbakır'da uzun süre kalmış, işkence görmüş bir insan ve biliyorsunuz özellikle AKP yöneticiler bile onun hakkında çok pozitif şeyler söylediler. Biliyorsunuz işte Manisa milletvekili eski... Manisa'da ne olur? Manisa'da ne olur? Oraya geçiyoruz. Evet, ne olur size göre? Yani program sonuna geldik. Biraz da think tank yapalım. Ne olur? Manisa'da şöyle bir durum var.
Evet. Manisa'da biliyorsunuz uzun süredir bir MHP adayı var. Siz orada kıl payı kaybettiniz bir vekilliği Manisa'da. Evet. Değil mi? Uzun süredir Manisa'da bir şey var, MHP adayı var. Biz MHP adayının karşısına aday çıkartmadık. Hatta 3-4 tane ilçesinde aday çıkartmadık. Bir şey beklediğimiz için değil. Tamamen orada onlara kaybettirmek için aday çıkartmadık. Şu an Manisa'da evet. Aday çıkarmadınız, MHP'nin kaybetmişsiniz. Evet. Böyle bir sonuç ne olur size göre? Valla şimdi şöyle, burada Özgür Özel'in memleketi olduğu için çok yükleniyorlar gördüğüm kadarıyla, ama son anketlere baktığımda yine MHP adayı önde gözüküyor. Umarım kalan zaman içerisinde bir değişiklik olabilir ama öyle gözüküyor. Siz gayet objektif bakıyorsunuz, yani şu anda MHP önde gözüküyor ama kıran kıran da mücadele devam ediyor. Evet. Peki İzmir ne olur? Şimdi İzmir Büyükşehir için çok fazla net bir şey söyleyemem ama şöyle bir durum var. İzmir'de bizden bağımsız olarak iyi yönetilemeyen bir CHP yönetimi olduğunu söyleyebilirim. Adaylar konusunda nabzın, toplumsal nabzın iyi olmadığını söyleyebilirim. Bizim adaylarımızın olması sebebiyle eskisine göre daha az ilçede CHP'nin alma ihtimali yüksektir. Epey bir ilçeyi kaybedebilirler. Hatta İzmir'de bence toplam itibariyle bakıldığında mecliste çoğunluğu kaybedebilirler. Büyükşehir Meclisi'nde çoğunluğu bu kadar diyorsunuz yani. Kaybedebilirler. Çünkü şöyle bir durum var. Bir tarafı İyi Parti, öbür tarafıyla bizim adaylarımızın güçlü çıkışı. Biz burada şunu söyleyebilirim. İzmir'de bütün metropollerden en fazla İzmir'de oy alabiliriz. Peki. Dem olarak. Siz İzmir'de de ikinci bölgedeysiniz. Şimdi ikinci bölgeye baktığımızda Bornova CHP önde gözüküyor. Size göre nasıl? Önde mi? Bornova önde. Önde. Dönelim Çiğli. Bakın Karşıyaka'yı konuşmuyorum. Çiğli. Çiğli riskli. Riskli. Çiğli. Yani Çiğli risk derken AK Parti mi alır? Yani ihtimal. Böyle bir ihtimal var. Çiğli. Çiğli risk var. Var. Peki Bergama? Bergama'da da aynı şekilde. Risk. Ala öyle. Ala zaten iki dönemdir. Foça riskli mesela, onu da söyleyebilirim. Kemal Paşa riskli. Foça risk. Karabağlar. Kemal Paşa. Kemal Paşa. Risk. Kaybettiler gibi geliyor bana. Kemal Paşa. Evet. Burası eksi yazıyoruz. Peki Karabağlar? Karabağlar'da da böyle bir durum var. Risk mi var, yüksek mi? Karabağlar'da riskli. Bence şöyle bir durum var. Şimdi orada bir Helin Hanım var değil mi? Orada Helin Hanım var. O da Uşaklı'dır, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Evet, o da Uşaklı'dır. İnay Köyü'nden bir öğretmen arkadaşımız. Peki, Uşaklı, bu adayı siz Uşaklı'yı desteklemiyor musunuz? Yani şöyle, kişisel bir mesele değil bu Ahmetciğim. Biz İzmir'de görmediğimiz ya da arzu etmediğimiz bu durumla karşı karşıya kaldık. Yani beklediğimiz... Tunç Bey'den sonra mı? Yok, Tunç Bey'le alakalı değil. Tunç Bey'i aday göstermediler. Bizim isteğimiz aslında şunu söyledik. Tunç meselesi çok konuşuldu orada da. Sanki siz Tunç'u istemişsiniz de göstermemiş şöyle, gibi şey tercih, yayıldı. Hava yayıldı. Tercihen yani kimin aday olmamızı isterseniz diye biz CHP içerisindeki aday verileme sürecine çok fazla müdahale etmedik. Ama arzumuz şu oldu. Bizim seçmenimiz Tunç aday olursa çok daha kolay tercih yapabilir. Her adaya destek vermez bizim seçmenimiz dedik. Nedeni de şu, Tunç'un ya geçirmiş olduğu 4 yıllık dönem içerisinde bu çeşitli temaslarıyla, halka kurduğu ilişkilerle ayrımcılık yapmadı. Örneğin bizim ilimizde katledilen Deniz Boyraz cenazesine gelebilen bir büyükşehir belediye başkanıdır o. Başka yerde hiç böyle bir olay olmadı. Ama en azından Kürt halkının nezdinde ve bizim seçmenlerimizin potansiyel olarak fazla olduğu yerlerde Tunç Soyer sempatisi vardır. Şunun için bunu özellikle anlatıyorum. Başka illerde adaydan dolayı bizim halkımızın itirazı çok fazlaydı. Peki İstanbul ne onun olur? Onun için şunu demek istedik. Bunu evet. Bitirebilir miyim? Bitirin. Bunu şunun için dedik. Mesela Tunç Soyer olmazsa bu iş olmaz diye bir kural koymadık biz. Tunç Soyer olmasının iyi olacağını, bizim açımızdan tercihen iyi olacağını söyledik. Sonra görüşmeler devam etti, onu göstermediler. Görüşmeler devam etti ama öyle bir noktaya geldik ki bizim gördüğümüz CHP bu dönemde bir parti gibi davranamayan, merkezle ilişkilerini yönetemeyen, alttakiler üsttekileri tanımayan, herkesin kafasına göre hareket ettiği bir yapıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Düşünebiliyor musunuz? Bir parti genel merkez karar alıyor, alttakiler tanımadığını söylüyor. Bu olabilecek bir şey mi? O zaman niye müzakere yaptık? Bu durum olmaz. Biz bunun samimi olmadığını, doğru olmadığını düşünüyoruz ve dolayısıyla hani ihtiyaç görmüyorlar demek ki insanlar. Tek sebebi de şunu da söyleyeyim.
Herkes kendi koltuğuna sarılmışlar. Başarı başarısızlıktan öte o koltuğa gelme onlar için hedef haline gelmiş. Ama geldin oraya da kazanabilecek misin, kazanamayacak mısın? Kazanmak için aday olmak lazım değil mi? Peki kazanamayacaksan niye bu kadar bu işin içerisinde bulunuyorsun? Dolayısıyla kazanmak için bir işbirliğine ihtiyaç var, desteğe ihtiyaç var, toplumsal birleşmeye ihtiyaç var. Bunu düşünmeden sadece iç rekabette kim aday olacak kavgasının sonuçlarını bence görüyorlar. Görüyorlar diyorsunuz. Ve son sorum, İstanbul'da ne olur seçim? Valla İstanbul'daki bir yerin içinde İstanbul'da çalışmalara katılmadığım için çok iyi değerlendiremeyebilirim ama yakından takip ediyoruz. Çünkü İstanbul meselesi Türkiye'nin aslında herkes bakımından önemli bir merkezi. İstanbul'u kazanan hani Türkiye'yi kazanır meselesi gibi bir hikaye burada. İmamoğlu bence yürüttüğü çalışmayla anketlere baktığımızda, yorumlara baktığımızda önde gözüküyor. Ama bu çalışmalar daha bitmiş değil. Ben size şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık 18-19 günlük bir zaman kaldı. 18 günlük falan bir zaman kaldı. Bu süreçte kimin ne yapacağı, iktidarın ne yapacağı, muhalefetin ne yapacağı çok önemli. Ama İmamoğlu'nun şöyle bir şansı var. İktidar da parçalandı orada. Sadece muhalefet parçalanmadı. İktidar da parçalandı. Yeniden Refah ciddi bir şekilde yükseliyor. DEVA yükseliyor. Gelecek var orada. Diğer partiler var. Gördüğümüz kadarıyla bu dönemde AKP çözüm üretemedi. Daha net bir şey daha söyleyeyim. Murat Kurum hiç uygun bir aday değil. Asla oradaki insanları kapsayabilecek bir aday değil. Bizim açımızdan da bugün bütün bu ülkede olup biten katliamın sorumlusu olan bir vatandaştır. Gerçi o memurdur, onu da söyleyeyim. Yani Erdoğan'ın kullandığı bir memurdur. Dolayısıyla asıl mesele bu iktidarın sürdürdüğü siyasettir ve başındaki Erdoğan'ın politikasıdır. Dolayısıyla ben İstanbullunun Erdoğan'ın bu politikasıyla İstanbul'u bir kez daha kötülük yaptık dedi ya Erdoğan İstanbul'a daha önce yaptığı işlerden dolayı bir kez daha kötülük yapmasına fırsat vermeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Son dedik ama Denizli'ye nasıl bakıyorsunuz? Ya aday çıkardınız. Evet. Sonuç Denizli, ne olabilir Denizli? Denizli biliyorsunuz biraz yıllardır AKP'nin hegemonyasında olan hatta Ankara ve sarayın büyük ölçüde alt Ege'deki en fazla destekçisi olan, bazılarına göre kasası olan bir yer haline gelmiş durumda. Burası kaynak haline gelmiş durumda iktidar açısından. Bence Denizli'de AKP'nin kaybetmesi Türkiye'deki demokratik siyasal hayat bakımından iyi bir şey olur. Dolayısıyla bunun başarılması da iyi olabilir. Biz de parti olarak özellikle bu iktidarın yerel seçimde kendi motivasyonunu artıracak bir başarı hikayesi oluşmamasını istiyoruz. Hedefimiz bu. Ama aynı zamanda kendi partimizi, kendi politikalarımızı bu toplumla buluşturmak istiyoruz. Seçimlerde sadece birilerine destek olan ya da birilerine kaybettiren, birine kazandıran değil, kendi hikayemizi kazanmak istiyoruz. Kendi mesajımızı vermek istiyoruz. Mesajımız da şöyle, bu ülkede artık daha fazla savaş siyasetiyle, ayrımcılıkla, insanların birbirine dönük düşmanlıkla ve kutuplaşmayla yönetilemeyeceğini, daha fazla özgürlüğe, daha fazla barışa, daha fazla eşitliğe ihtiyacı olduğunu ve Türkiye'nin ekonomisinin artık böyle sürdürülemeyeceğini, bu seçim siyasetinin de artık bir sonu gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü seçimler süreci aynı zamanda gerçekten yıllardır, 11 yıldır galiba 14-15 seçim yaşadım bu ülkede. Önemlidir, demokratik siyaset bakımından önemlidir ama bir süre sonra artık bir seçimle sınırlı bir demokrasi tartışması oluyor. Biz onun yerine 4 yıllık zaman içerisinde halkın her türlü mücadelesinin örgütlenmesinde rol üstlenmeye çalışacağız. Bu iktidarın sürdürdüğü yağmalama politikası, talan politikası, ekolojik tahribat politikası karşısında mücadeleyi büyütmeye çalışacağız. Örgütlü toplum istiyoruz. Yani sadece oy veren bir toplum değil, örgütlü toplum arzusunun örgütlenmesi için mücadele edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bize bir konuk oldunuz ama önümüzdeki günlerde yine birlikte programlara devam edelim diyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bütün seyircilerimize iyi günler diliyorum. Evet. Egön TV stüdyolarında Sayın İbrahim Akın'ı konuk ettik. DEM Milletvekili ve DEM Genel Başkan Yardımcısı. Farklı bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Vatandaş Ahmet soruyor. Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Vatandaş Ahmet soruyor. Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor.